Siz gözlerinizi kapatmayın diye biz söndürdük ışıkları. Karanlık değil mi? Kapkaranlık. Siyah. Simsiyah değil mi? Lakin birazdan ekranda bir görüntü belirecek. Karanlık bitecek. Işıklar yanacak değil mi? Karanlık dünyanın renkli insanlarına. Şu an görüyor olsaydım spikerlik isterdim. Çünkü konuşmayı seviyorum. İnsanlara karşı duyarlıyım. Bu duyarlılığımdan dolayı bu mesleği seçerdim. Bu şekilde diye düşünüyorum. Keşkeleri vardı ve sandığa kaldırdığı hayalleri. Yılmadı, karartmadı yaşamını. Yeryüzündeki bütün renkleri eşit sevdi. Yüzüne vuran rüzgarı herkesten çok o hissetti. Yani bu konuyu düşünecek olursam eğer, ki öyle bir durumun içerisinde olsaydım, kesinlikle program yapardım. Program yapardım, artı program yapmakla kalmaz, kendimi farklı yerlerde de gösterirdim. Ne gibi? Yani mesela evlilik programları olsun, diğer filmlerde rol, başka bir kategoride dizi filmlerde rol alırdım ve benzeri, buna benzer. Şimdiki spikerleri çok iyi buluyorum çünkü hepsi okuyarak belirli bir konuma gelmişler. Çoğu üniversite mezunu ve çoğu oyuncuyu da beğeniyorum. En çok hangi sanatçıyı beğeniyorum? Dizi film olarak favori sanatçım Ece Uslu. Ece Uslu'yu çok beğeniyorum. Yani Ece Uslu'nun haricinde eğer ki oyuncu yine yapımcı, hani dizi filmci olarak soruyorsunuz, Yavuz Bingöl'ü çok seviyorum. Müzikle, radyoyla aram çok iyi. Çünkü şarkını dinlemeyi seviyorum. Müzikle kendi kendime yani yönlendiriyorum bir nevi. Yani müzik mesela ev temizliğinde müzik illaki olacak. Yolda yürürken illaki müzik olacak. O şekilde. Bahçelerde mor benli, verem ettin sen beni. Bahçelerde mor benli, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni. Eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur. Bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur, gülün ömrü az olur. Ben sana yandım gelin, yanı al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Kadın olmak Türkiye'de gerçekten zor. Zor çünkü kadın olmak başlı başına azim isteyen. Yani azim istiyor. Bir kadının dediğin dik durması gerekiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor.
Karanlık değildi zor olan. Karanlıkta karşısına çıkan engeller de onu zorlayan. Mücadele etmeliydi. İnsanları görme engeli konusunda bilgilendirmeliydi. Zihinlerde oluşan ön yargıları yıkmalıydı. Yolu uzun ve oldukça karanlıktı. Yani günümüzde özgürlüğü kısıtlanmış olan hala kadınlarımız var. Ama yani geçmiş yıllara göre iyi görüyorum. Hani şu andaki bayanlarımız daha bir iyi konumda, daha iyi bir yerde. Hem kadın olmak, hem engelli olmak nasıl bir duygu? Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. Çirkin bayan yoktur, bakımsız bayan vardır. Bu biz engelliler için de geçerli. Bir insanın engelli olması hiç önemli değil. Bir insan yeter ki kendine baksın, kendine önem göstersin. Öncelikle bir bayan kendini sevmeli zaten. Aynayla barışık olması gerekiyor. Onun sonrasında zaten hani kadın olmak çok da zor, engelli bir kadın olmak çok da zor değil yani. Mesela ben kendimden örnek veriyorum. Kendim engelimi hiçbir zaman için hani kadınlığımla bağdaştırmıyorum. Benim için normal insanlar, normal kadınlar nasıl ise, hani nasıl bir kadınsa ben kendim de onları onlar gibi görüyorum yani. Gerçekçi olmak zordu ama zoru başarmak zorundaydı. Kelimelerden anlam dilenmenin lüzumu yoktu. İnsan her neresinden engelli olursa olsun, zihinsel engelli olmadığı sürece bir anne o çocuğu eğer doğurmasını biliyorsa o çocuğa ne yapar ne yapar, o çocuğa bir şekilde bakar. Annelik tarif edilemez, bir kere onu söyleyeyim. Annelik tarif edilemeyecek kadar kutsal. Aynı zamanda anne olmayan bu duyguyu yaşayamaz. Hissetmek gerekiyor ve o bebeğiyle veyahut da işte büyüdüyse çocuğuyla vakit geçirdikten sonra, onu doğurduktan sonra, onu sahipleniyor. Ki ben şöyle bir şey söyleyecek olursam, benim başımdan geçtiği için küçük bir sizinle küçük bir konu paylaşacak olursam eğer, benim oğlum hastanede doğum yaptım oğlumu. Ameliyata girdim. Doğumdan çıktıktan sonra yoğun bakımda yatıyorum. Ama tabii doğum yaptım falan unutmuşum böyle. Bebeğimi yanıma getirdiler, elime verdiler. Bebeğiniz emzir annesi gibisinden. Ben baktım çocuğa, bir kendime baktım, bir oğluma baktım, bir bebeğime vesaire işte. O bana bakışı var ya, işte o anda zaten ben kendimden koptum. O bakıştan sonra ben kendimden koptum, tamamen koptum. Tamamen içim ona kaydı. Yükseklere değil alçaklara bak derdi. Kendinden yükseklere değil alçaklara bak. Mesela engel konusuna dayanacak olursak, kızım sen gözden engellisin, Allah daha başkası bir şey de verebilirdi. Veyahut da normal bir insan olsaydım belki de bu şekilde normal bir hayat sürmeyecektim. Belki daha kötü bir durumda olacaktım ve Allah'ım keşke beni engelli yaratsaydın da bu durumda olmayayım gibisinden söyleyebilirdin diye annem sürekli söyler. Her ne olursa olsun kızım der, insan hani engelli olarak insan fikirsel engellidir der. Hani öbür türlü zaten ben insanları kendim de engelli gözümde görmüyorum. Benim ailem beni zaten bu şekilde yetiştirdi. Anneden de babadan da gelen nasihatler bu şekilde genelde bana. Tıp dilinde görme engeli toplumun ağzıyla kördü. Hangi açıdan, hangi köşeden bakarsa baksın, her manzaranın rengi siyahtı ona. Işıksızlığıyla tanımlıyordu. Gönül gözüyle gördüklerini seslerle tamamlıyordu. Engeller neden aşılmalı? Çünkü ben hiç kimsenin annesinden sağlıksız bir şekilde doğduğuna inanmıyorum. Doğan bir insan bebekken büyür, bir yerlere gelir, bir anda bir kaza geçirir, bir anda bir
sorun yaşar, bir olay yaşar ve engelli değilken engelli durumuna düşer. Küçükken en çok sevdiğim şey babamla oynamaktı. Babamla çok güzel vakit geçirirdim. Annemle çok güzel vakit geçirirdim. Belli bir yaşa kadar babamla çok değişik oyunlar oynardık. Babam beni çok severdi. Ben onu çok severdim. Birlikte oynamadığımız oyunlar kalmazdı. Annem de babam da, ikisine de. Çok güzel, benim çocukluğum çok güzel geçti. Hem bir ev kızı olarak büyüdüm. Küçük yaşta başladım ev işlerine. Annem öyle derdi çünkü. Annem derdi ki, benim evimde yapıp pişirdiği, yaptığı, dökülsün, saçılsın. Elin evinde de hani bilinçli bir şekilde olsun derdi annem. Aynı o şekilde de oldu. Yeri gelirdi annemle oyun oynardık. Yeri gelirdi annem çok baskılı büyüttü zaten beni. Yeri gelirdi annem benimle birlikte çocuk olurdu. Babam benimle çocuk olurdu. Ama yeri geldiği zaman da yani çok disiplinlilerdi. Çok sevdiğim 2-3 arkadaşım vardı. Yatılı bir okulda büyüdüğüm için zaten çocukluğum hani hafta içi okulumda geçerdi ve hafta sonu anne babayla geçerdi. Doğal olarak hafta içi arkadaşlara daha çok vakit geçirirdim. Bu yüzden 2-3 arkadaşlar işte ne bileyim yani birçok hani etkinlik yapardık. Dışarıya çıkardık. Çoğu zaman gezerdik, ders çalışırdık. Ya birbirimizin arkadaştan çok sırdaşı, kardeş gibi büyüdük biz. Hep arkadaşlarımla yani aram çok iyiydi. Doğuştan değil. 3 aylık bebeklikten sonra meydana gelen göz kaymasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bu şekilde gelişti. Gelişmiş. Annem çok dolaştırmış. Hani Ankara, İstanbul götürmediği yerler kalmamış. Babamın da annemin de. Ama yani çaresi yok. Artık bu şekilde doktorların tek dediği kelime bu şekilde çok iyisin. Kesinlikle gözünle oynatma. Gözünün içi çok temiz. Eğer oynatırsan olanı da kaybedersin. Ben kendim bu konuya değinecek olursam eğer 24 şu anda 24 bitip 25'e nasıl olursa 25'e doğru adım atıyorum yavaş yavaş 1-2 ay sonra. Bu yaşıma kadar hiç kimse gözüm hakkında gerekse başka bir konu hakkında onurumu, gururumu kıracak hiçbir davranışta bulunmadı. Gerek akraba, gerek çevre, gerek dışarıdan hani yabancı insanlar. Ama yolda tabii şu oluyor arada sırada, ya bakar mısın Allah hani kendisi güzel ama bir gözleri kayıyor vesaire, o şekilde duyduğum oldu. Ama öbür türlü onurumu kıracak kesinlikle yüzüme gelip bir hani herhangi bir sözde bulunanı görmedim ya. Zaten izin de vermem buna. İzin vermem. Çünkü Allah beni böyle yaratmış. Rabbimin vardır bir bildiği muhakkak. Belki bu durumda olmayıp da normal bir insan, yani normal bir şekilde sağlıklı bir insan olsaydım belki de hani şimdi sevdiğim şeylerden belki de mahrum kalacaktım. Belki de bu duygu içerisinde belki de merhametli biri olmayacaktım. O şekilde düşünmek gerekiyor. Ben halimi seviyorum. Belki de Allah beni bu şekilde yaratmış. Duyduğum her ses, yanından geçtiğim herkes, yüzüme okşayan her rüzgar ve ritmine kapıldığım her şarkı bana ait bir karanlık. Fakat kalbime dünyaları sığdırırken gözlerimin görmemesi çok da büyük bir kayıp değil aslında. Çünkü benim tercihim kalbimin kör olmasındansa gözlerimin kör olmasıdır defalarca. En güzel hayatım okul hayatımda geçti. Yani aile, annemlerin yanındayken, tabii şimdi gurbette olduğum için onları çok özlüyorum. Yani onları çok arıyorum. En güzel günlerim okul hayatımda dediğim gibi babamla geçti. Babamın sevgisini, annemin sevgisini hiçbir şey değişmem. Yani dediğim gibi
Onlar... Ya hani şöyle düşünelim. Bir ağaç yapraklarıyla, meyvesiyle gürler ya. Ben de onlarla, ya ben onlarla olmayı çok seviyorum. Çok özlüyorum onları. Babam zaten sizlere ömür. Hani babamı kaybettim. Annem çok özlüyor, sürekli arar. Beni aramadan duramazlar. O kadar ki de. Ve ailenin en kıymetli çocuğu da benimdir. Yani onu da söyleyeyim, belirteyim. Beni çok severler. Babamın annesinin ismini taşıyorum. Babam o yüzden çok severdi. Tabii her şeyden önce evladı olduğum için. Annem de der ki hep, benim kızım bana benziyor. O şekilde söyler. İlk okuma yazmayı öğrenirken zorlandım. Nasıl zorlandım? Bizler biliyorsunuz Braille alfabeyle öğreniyoruz. Diğer insanların okumuş olduğu şekilde değildi. Bizim eğitim biraz daha zor. Yani buradan öğretmenim, bilmiyorum bir gün internetten görür mü veyahut da duyar mı bilmiyorum ama ona sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum, şeyiniz hocamı. Bana yazıyı öğretti. Ben çok zor öğrendim. Gerçekten çok zor öğrendim. Yani birincisi, biz bir de hazırlık ana sınıfı dediğimiz, şimdi ana sınıfı diyorlar. Biz yatılı okullarda hazırlık sınıfı diye geçiyor okuduğumuz bölüm. Yani bayağı hani derler ya, tabiri caizse kafama vura 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 bana o alfabeyi öğretti. Ama ona kendisine çok teşekkür ederim şimdi. Hele ki de öğretmiş. Eğer öğretmeseydi belki bugün ben birçok şey kaçırmış olabilirdim. Ve şu anda hem Braille alfabesini biliyorum, artı normal sağlıklı insanların okuyup da öğrendikleri normal alfabeyi de biliyorum. Sadece tek sorun, dediğim gibi, küçük yazılar karma karışık geliyor. Onun haricinde okuma yazmada hem Braille alfabe olsun, diğer normal bizim, yani sağlıklı olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin kullandığı yazılar olsun, hepsini kendim biliyorum ve kimse öğretmedi. Kendi başıma öğrendim o diğer kullanılan alfabeyi. Kendi alfabemizi tabii öğretmenlerimiz öğretti ama diğer alfabeyi dediğim gibi kendi kendime öğrendim. Meslek edinebiliyor muyuz? Okulda kaç yıl okudum diye bakacak olursak eğer ki, okulda hazırlık sınıfıyla birlikte tam 9 yıl ilk öğretim hayatım geçti. 9 yıl okudum. Bu 9 yılın 4 senesini, yaklaşık 4 senesini eve gelip giderek okudum. Fakat 5 yılın diğer 5 yılını orada yatılı kalarak okudum. Yani şimdi bizim yatılı okullarda şöyle bir şey oluyor. Öğrencinin evi eğer şehir içindeyse, ki böyle bizim okullar gibi bir okulda vardıysa, anne baba çocuğunun rahatı için hem orada hani sıcakta kış günü üşümesin, sıcakta kalsın, hani derslerine orada daha iyi çalışır diye bu şekilde düşünüyorlar ve bu şekilde uyguluyorlar. O yüzden benim ailem de bu şekilde yaptı okul hayatımda. İlk 5 yılımı hafta içi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yatılı okulda geçirdim. Cuma günü evime giderdim. Pazar günü veyahut da pazartesi günü babam tekrar okula götürür, bırakırdı. Annem ve babam bana çok özgüven, yani annem ve babamla annemin bana güvendiği, şimdi benim iki tane daha kardeşim var. Yani biri erkek, biri bayan. Annem hep der ki, ben Gülay'ı hayatta hani gurbetele kesinlikle vermezdim der. Ya bu derece güvenir annem bana. Hep de babam da öyle. Sultan, bizim sultandan yana gözü açık ki benim akrabalarım hep şey derdi. Küçüklüğümden beri bu kız kesin avukat olur derlerdi. Avukat gibi gözü açık derlerdi. Ki ama neticede yani olamadık ama. Bu şekilde yani.
Annem sağ olsun. Annem derdi ki benim evimde pişer, el kapısında da şişer derdi. Annem öyle derdi. Annem çok böyle atasözlerine benzer sözleri vardır. Ona da sevgiler, selamlarımı gönderirim anneme, ablama. Şaşırıyorlar. Önce böyle bir bakıyorlar. Hani böyle bakıyorlar normal. Böyle değişik geliyoruz insanlara engelli olduğumuz için. Ama evin içine de girince ya işte ya Sultan bunu sen nasıl yaptın diye. Hatta dediğim gibi benim çok hani başıma gelmiştir bu tür şeyler. Bir gün Akşehir'deyiz. Eşimin ilk atama yeri orasıydı ve eşimin ailesi, yengeleri geldi. İşte bu afyon usulü yemek yaptım ben onlara. Dedim ki yenge dedim köfte yaptım size köfte yeter mi dedim ve yengem şey dedi. Yeter yeter falan dedi. Ondan sonra dolabı açtı çıkardı işte, şey ısıtmak için yani köfteyi katacaktık biz. Aa dedi Sultan dedi sen bunu nasıl yaptın dedi. Bu afyon ya afyona ait bir yemek diyor. Ezgili bir yemek bunu sen nasıl? Ve hala şimdi de eşimin dayıları olsun ailesi sürekli derler köfte yap yiyelim. Hatta afyon usulü dersek köttü yapsana kızım köttü yapsana kızım. Bu şekilde söylerler. Hayat, ben hayatla barışık bir insanım. Her zaman da diyorum ki, ya akıllı olup da dünyanın kahrını çekeceğine, deli ol dünya senin kahrını çeksin. Hayat senin kahrını çeksin. Ya hepimizin var, illaki üzüldüğümüz şeyler var, illaki kırgın olduğumuz şeyler var. İçimizde o kadar söyleyemediğimiz birçok şey var ki, dilimize getiremediğimiz. Karşımızdakini söylemek isteyip de çoğu zaman dilimizin ucuna defalarca gelmesine rağmen yüzlerine haykırıp söyleyemediğimiz o kadar çok şey var ki. Ama önemli olan bir insanın engelli olsun veyahut da olmasın, kadın veyahut da erkek olsun olmasın. Bir insan dediğin her zaman için kendi ayaklarının üzerinde durup kendi azmiyle bir yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Liseyi de açık öğretimden bitirdim. Dediğim gibi insan isterse engelli olsun olmasın. Engel bir sorun değil. Öncelikle onu söyleyeyim. İnsan dilerse isterse her şeyi yapıyor. Ben ilköğretim mezunu olarak evlendim eşimle. Eşim lise mezunuydu. Ve dedim ki ben okuyacağım dedim. Yani açık öğretimden lise işte nasıl yapacaksın? Şey zor gelir şöyle böyle. Ya bir şekilde yapacağım dedim. Yani okuyacağım dedim. Ve çalıştım da liseyi de bitirdim. Bundan sonraki hedefim üniversite sınavlarına girmek. Tutturursam inşallah 2 yıl veyahut da 4 yıl sosyal hizmetleri bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra çocuk esirgeme kurumu olur veyahut da başka bir özel sektörde olabilir, kamu sektörde olabilir herhalde. İnsanlara faydamın dokunacağı bir yerde tekrar işe başlamayı düşünüyorum. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. İnsanlara faydamın olacağı. Yani ben kendi engelime hiçbir zaman için bakmıyorum ve ben çoğu zaman diğer insanlara yönelik düşünüyorum. Ya ben gerçekten hani karşında birini görüyorsam mesela o kişi yardım muhtaçsa hemen şey oluyorum böyle içim böyle eriyor böyle çok kötü oluyorum. Hemen ağlamaya başlıyorum. Bir anda gülüp de bir anda ağlayabilen bir insanım. Mesela aklıma bir şey geliyor mesela gülüyorum ve herkes bana diyor ki Sultan neden gülüyorsun? Yani o yüzden, sırf bu yüzden dediğim gibi insanlara benim faydamın dokunacağı bir iş istiyorum. Ki şu anda çalıştığım yer de öyle zaten. Yaklaşık bir 10 aydır falan çalışıyorum. Çalıştığım işi severek yapıyorum çünkü insanlara faydamın olduğunu düşünüyorum. Parasal anlamdan çok benim her zaman diyorum, benim kesinlikle parada gözüm yok. Yani parada pulda gözüm yok çünkü bunlar dünyada kalıcı şeyler. Bu yüzden insanlara ne verebilirsem, hani elinden geldiği kadar insanlara ne yararım dokunursa benim için o başka bir şey istemiyorum yani. Oh,
arkadaşımız yaklaşık 3 aydır hastanemizde. Ya bununla ilgili ekip arkadaşlarımız ve bizler olmak üzere gerçekten tüm engellilerin bu şekilde özgüveni yüksek bir şekilde yaşama dair neler yapabileceğini gördük. Gerçekten Sultan özgüveni yüksek derecede, potansiyeli uygun, aynı zamanda görmeli hiçbir sıkıntısı yaşamadan bütün hastalarımıza hizmet vermekte. Bütün engellilerimizin bu şekilde yaşama dair özgüveni bir şekilde olmasını diliyoruz. Hobilerim neler? Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Keyfime çok düşkünüm. Bu hobilerimin arasında kesinlikle. Mesela televizyon izlerken kimse rahatsız etmesin istiyorum. Müzik dinlerken kimse rahatsız etmesin. Tabii bunlar benim hobilerime girdiği için. Sonra kendi kendime ne bileyim yani. Hobilerimin arasında benim kendi kendime durduğum yerde mesela bir arkadaşım var yanımda. Birdenbire durduğumuz yerde mesela tiyatro çeviriyoruz. Hobilerim yani genelde böyle spor olsun. Ondan sonracığım müzik olsun. Böyle aktiviteler yani genelde ben boş durmayı sevmiyorum. Evin içerisinde de öyleyim, iş yerinde de öyleyim. Koşturmayı çok seviyorum. Sevdiğim işler, ev iş olsun gerek dışarıdaki işler olsun gerek kendi hobilerim olsun. Severek yaptığım şeylerden, severek yaptığım hobi dahilinde olsun hani o şekilde söyleyeyim. Zevk alıyorum, ben seviyorum. Keyfime düşkünüm, bu şekilde söyleyeyim. Giyimimi nasıl yapıyorum, makyajımı nasıl yapıyorum? Hemen ona değinecek olursam eğer. Giyinme konusunda hassasımdır. Düğüne giderken ayrı giyinirim. Evin içerisinde zaten beni dışarıda görenler bir kere evin içerisinde tanıyamazlar. Çünkü evin içerisinde tamamen bir ev kadını. Başımda yazma, üzerimde pijama. O şekilde dolaşırım. Ama dışarıya çıktığım zaman yani kim geliyor, nerede çalışıyor? Ve işe başlamazdan önce de hep sorarlardı yani nerede çalışıyorsunuz diye. Ki o derece yani giyinime dikkat ederim. Makyaja gelince makyajı çok seviyorum. Ama genelde de doğallıktan yanayım. Allah'ın verdiği güzel zaten hani herkese güzel birer yüz vermiş. Temiz olduktan sonra bir insan, titiz olduktan sonra çirkin bir bayan yoktur. Her zaman öyle diyorum. Temizliğin de engelle bir alakası yoktur. İnsan hani neresinden engelli olursa olsun temiz olsun, zengin olsun, fakir olsun ama temiz olsun yani. Hayır değil. Engel hayatı engellemeye asla engel değil. Her istediğini yapacaksın. Mesela bugün bir şey istiyorsan yarına bırakmayacaksın. Çünkü yarına bırakayım dediğin zaman çok geç olmuş olabiliyor. Çok geç olmuş olabiliyor. Benim yaşanmışlıklarımdan tecrübe edinerek söylüyorum. Gerçekten hani derler ya bugün işini yarına bırakmayacaksın diye. Ne istiyorsan ona göre davranacaksın. Ona göre yapacaksın. Ona gelecek olursak aslında 24-25 yaşına kadar evlenmeyi düşünmüyordum. Annem rahatsızdı. Hani anne demin de söylemiş olduğum gibi anne baba bir düşünüyorlar. Hani biz ölürsek bu çocuklar ne yapacak diye. Tamamen ben de ona esinlenerek dedim ki ya anneme babama bir şey olsa ben ne yapacağım? O şekilde. Çünkü o zaman okumak nasip olmadı. Okul hayatım nasip olmadı ki ama çok istiyordum okuyup bir yerlere gelmeyi. Bu yüzden evlilik biraz genç yaşta gerçekleşti benim. Ama dediğim gibi ben 25'ten 24'ten aşağı düşünmüyordum. Ki buradan da eğer bir mesaj vermek yani istersem onu belirteyim ki bir mesaj vermek istiyorum zaten. Küçük evlenmeyin. Önce okulunuz, hani bir laf var. Önce iş, sonra aşk, sonra aşk. Önce işinizi kurun, sonra elinize ekmeğinizi alın. Ondan sonra aşkınızı yaşayın. Çünkü
Gerçekten bu üç sıralamaya bakacak olursak eğer ki iş, aş, aşk. Aşk olması için iş ve aş lazım. Aşla iş olursa da aşk lazım. Eşimle bir dernekte karşılaştık. Tamamen benim hani ona karşı bir ilgim yoktu. Yani öbür türlü hani evlenmeyi, çünkü ben tanımıyorum yani, tanımıyorum etmiyorum. Eşim beni beğenmiş ve bizim başkan var. Engeller Meclis üyesi başkanıydı kendisi, Mesut Bey. Burada saygılarımızı iletelim ona da. Onun aracılığıyla anneme ulaştı. Annemin aracılığıyla kendisi bu şekilde gelişti yani. Düğünümden bahsedecek olursam hiçbir şey görmedim. Düğün salonunu görmedim. Herhangi bir düğün davetiyemi görmedim. Hiçbir şey mi görmedim? Tamamen eşim gibi kendi hani uzaktaydım zaten, ben Antep'teydim. Kendileri bir ayın içerisinde davetiyeleri bastırmışlar, salonu tutmuşlar. Ben de geldim. Gelinliğimi giyip çıktım. Bu şekilde. Ben bir gün öncesi, kına gecesinin olduğu gün eşim ayrı arkadaşlarıyla bir hani kendi aralarında eğlensinler. Bir gün ben arkadaşlarımla eğleneyim. Ertesi gün ikimizin bir kınası, ertesi gün ikimizin bir kınası yansın. Onun ertesi günde nikah kıyılsın. Kokteyl şeklinde, kokteyli şeklinde bahsedecek olursak onu anımsatıyor zaten biraz. Böyle bir havuzlu ortam, yeşil, böyle bir kır bahçesi gibi düşünelim. Kısık bir sesle hani çalan müzik eşliğinde herkes işte yemek veya işte o gün ne varsa hazırlanmış olan düğünümüz için ne varsa onları yerken bir yandan kısık sesle müzik dinlenecek ve daha sonrasında oynamak isteyenler var ise onlar oynayacaklar vesaire. Ve ben dedim ya, hani eşimle böyle hemen böyle düğün salonuna gitmek değildi, böyle gelinliğimle böyle o gelinliği giydikten sonra böyle her yer hani dolaşmak istiyordum. Nasıl desem, böyle eşimle vakit geçirip ondan sonra düğün salonuna gitmek istiyordum. Ama ben Afyon'u bilmediğim için tabii, yani kendi gelinliğimi alırken bile hiçbir yeri bilmediğim için normal bir yere girdik, çıktık, aldık. Yani o şekilde oldu. Mutluyuz elhamdülillah. Evlilik nasıl? Evlilik güzel. Yuvayı dişi kuş yapar. Yuvayı yapan da bayandır, yuvayı bozan da bayandır. Eğer dişini sıkıp da biraz sabır edersen, çocukların varsa zaten, çocukların için zaten sabır edersen bir gün muhakkak mükafatını alırsın. O şekilde düşünüyorum. Gebelik dönemi çok güzel geçti. Her şeyden önce bir kere kış ayı içerisinde hamilelik dönemini geçirdim. Ve o zaman da mandalinler o kadar çok ilgimi çekiyor ki mandalin yemeye doyamıyorum. Yani böyle mandalinler resmen gözümün önünde dönüyor böyle. Mandalin ve çilek. Sonrasında tabii mangal türünü sevdiğim için ben mangal türü çok iyi hatırlıyorum. Eşimi yani gecenin saat 1'inde kaldırıp 1 ile 1.30 arası hani acıktım hadi gidip bir şeyler alalım dediğimi çok iyi biliyorum. Ve ben 9 ay boyunca elim karnımda gezdim. Ya, böyle bu şekilde gezdim. Bu şekilde gezdim ve o yüzden oğlum şimdi biraz hareketli. Ben kendimce öyle diyorum. Çocuğu 9 ay rahat bırakmadım, hiç uyutmadım herhalde. Şimdi tabii biraz afacan, zeki ve afacan. Bir kere her şeyden önce ben gezip eğlenmeyi seven bir insanım. Ama bana hani ev gezmesi değildi. Ne bileyim, Luna Park'a git, pikniğe git dedikleri zaman herhalde biraz da Antepli olduğumdan dolayı kaynaklanıyor. Çok seviyorum ben gezip eğlenmeyi, yemeği, içmeyi çok seviyorum. 6 gün çalışıp 7. gün yemeği çok seviyorum hani, öyle söyleyeyim. Alışveriş konusuna gelince alışverişi kim sevmez ki? Yani alışverişi engelli bir bayan da sever, normal bir bayan da sever. Ben bayılıyorum zaten alışveriş yapmaya. İşe girmezden önce, yani çalışma dönemi içerisine girmezden önce kendim
Bütün evin faturaları, pazar alışverişleri vesaire ve benzeri olan hani bu tür işlemleri ki ben kendim yapıyordum. Ve şimdi elektrik, su vesaire işte bu tür buna benzer fatura gibi işlem şimdi eşim yapıyor ama dediğim gibi alışverişi çok seviyorum. Yemeği, içmeyi, gezmeyi, dolaşmayı ve eğlenmeyi çok seviyorum. Sen canımsın, canımsın. Damarımda kanımsın. Damarımda kanımsın. Sensizlik dün de kaldı. Bugünüm yarınımsın. Bugünüm yarınımsın. Bugünüm yarınımsın. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Birini sevip onun olmayı. Senle öğrendim bir tek kalmayı. Ay. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Birini sevip onun olmayı. Senle öğrendim bir tek kalmayı yar. Amaç daha sıkı tutunmaksa hayata, ne engel olabilir ki bir kadına? Elleri, kulakları, ağzı, burnu, teni, gözleri olmuştu. Engellilik olsa olsa bahanesi olurdu, engel olamazdı yaşamaya. Şimdi iyi düşünün, neydi en son bahaneniz bir adım daha ileriye atmaya?